Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Vitamin C'de nereden çıktı diyeceksiniz. Çok güzel bir derleme makale buldum. Eski bilgilerle beraber onun ikisini harmanlayarak sizlere çok yararlı olacağını düşündüğüm bir takım bilgiler aktaracağım. Vitamin C'den başlayacağız. Özellikle ilginç bir öyküsü var tarihçesinde, onu sizlere aktaracağım. Arkasından da vitamin C'nin genel yapısı, etkileri ve özellikle günümüzde yüksek doz intravenöz C vitamini tedavisi ve onunla ilgili hastalıkları sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi efendim şöyle bir durum söz konusu. Herkes vitamin C denilince iskorbit hastalığı denilen bir hastalıktan bahsederler. İngilizcesi bunun biliyorsunuz scurvy. Ve aslında bu 15. yüzyıldan itibaren bilinen ve arkasından da Danimarkalı denizcilerin özellikle taze gıda tüketilmemesine bağlı olarak ortaya koydukları bir durum söz konusu. Ama İngiliz donanmasında da çok ciddi sorunlar ortaya çıkınca William Stark adlı genç bir doktor kendisi bir deneye başlıyor. Diyor ki madem bunlar diyor yemekle ilgili olduğunu düşünüyoruz bunun, o zaman ben diyor sadece ekmek ve su yiyerek beslenmeye başlarım. Ve hakikaten bir 30 gün kadar ekmek ve suyla besleniyor. Ondan sonra arkasına şeker ekliyor. Ardından yavaş yavaş et ve nişasta ürünleri de uygulamaya başlıyor. Fakat buna karşın özellikle diş etinde kanama ve ödem söz konusu olmaya başladığını dikkat ediyor ve gün be gün bu diyetinin üzerindeki etkilerini yazıyor. Fakat maalesef bu 1769 yılında başlıyor ve 8 ay sürüyor bu deney ve 1770 yılında bu adam gencecik 25 yaşında hayatını kaybediyor. Tabii o ne C vitamini ve de onun içeriğiyle ilgili herhangi bir şey bilmiyor. Arkasından kısa bir süre sonra bu sefer başka bir İngiliz donanma doktoru piyasaya çıkıyor ve o bu hikayeden bir ders çıkartıyor ve ilerliyor. 1795 yılında bahsettiğim İngiliz donanmasındaki James Lind adlı bir doktor bunun genellikle limon ve narence ürünlerinin eksikliğine bağlı olduğunu söylüyor ve bunun üzerine donanma limon ve narence takviyesi yapıyor ve ondan sonra da ne oluyor? Bütün donanmada bu iskorbitten kurtuluyor. Şimdi bu amcanın size bir fotoğrafını da koyayım buraya. Bakın gördüğünüz gibi yakışıklı fotoğrafını da yapmışlar. Fakat arkasından bütün bu hikayeler tamamlandıktan sonra 1930'lu yıllara geliniyor ve 1930'lu yıllarda bu sefer bir Macar doktor piyasaya çıkıyor ve Macar doktor bu gördüğünüz amca. Bu amca da kendisi askorbik asiti buluyor ve askorbik asiti buluyor. Albert Szent-Györgyi. Şurada öyküsü var. Ve 1937 yılında Nobel ödülünü kazanıyor. Ve şöyle ilginç bir hadise söz konusu. Tabii buna C vitamini adını vermiyorlar. C vitamini sonradan ortaya çıkıyor. Buna aslında askorbik asit diyorlar ama aslında askorbik asit değil. Bu bahsettiğimiz Macar amca adrenal glandlardan bu maddeyi buluyor. Ve bu aslında hem şeker hem de bir asit özelliği olan heksoronik asit. Heksoronik asit. Fakat bunu antiskorbit ve sonuçta oluyor askorbik asit oluyor. Yani böyle bir tarihçesi var. Ve biliyorsunuz vitamin C'nin temel özelliği nedir? Vitamin C'nin temel özelliği özellikle kemik, ligaman ve diş gelişiminde çok önemli bir role sahip ve çok güçlü bir antioksidan serbest oksijen radikallerini temizliyor. Zaten hikaye burada. Bağışıklık sistemi üzerinde etkisi var ki onu detaylarını göreceğiz. Ve hatta koagülasyon üzerinde de etkili olduğu konusunda bir takım detaylar var. Aslında C vitamini öyle hiç yabana atılacak bir şey değil. Nitekim bu dersin sonunda da siz bunu gayet iyi bir şekilde anlayacaksınız. Bir diğer önemli özelliği, söylenmeyen özelliği, kollajen yapımında çok ciddi katkısı var. Ana çimentomuz biliyorsunuz. Ve aklınıza gelebilecek olan başta ıspanak olmak üzere çok atlanır. Ve en çok atlanan şeylerden bir tanesi ıspanak benzeri semizotu. Semizotu da çok ciddi bir C vitamini kaynağıdır. Yani tarlaların kenarında yetişen ve bizim büyük şehirlerde kilosu 10 TL'ye çıkmış olan bu semizotu bile son derece başarılıdır. Bunun haricinde domates de, bildiğiniz şeylerin haricindekini söylüyorum, patates de, brokoli de çok güçlü miktarda C vitamini olur. Tabii narenciye ürünlerin hepsini bir kenara koyuyorum. Şimdi bu 1930'lardan sonra bu sefer bakın tıp tarihinin gelişiminde çok ilginç bir hadise olacak. Bu sefer başka bir adam çıkacak ve bu adamın söyledikleri yıllar sonra tekrar gündeme gelecek ve böylelikle bilimin ne kadar değişken olduğunu da görmüş olacaksınız. Vitamin C konusundaki kahramanımız da bu Linus Pauling. Bakın şimdi dikkatinizi çekerim burada bir insan hayatında ne yapabilir diye. Hadi başkanlık madalyalarını falan onların hepsini biliyoruz ama 1954'te bir kimya ödülünü kazanıyor, Nobel ödülünü. 1962'de de barış ödülünü kazanıyor. Böyle bir adam olabilir mi? Evet, bu tonton amca gördüğünüz gibi 2 tane Nobel ödülü sahibi. Ve aynı zamanda kimya Nobel ödülüne çalışırken bundan sonra 1950'lerin sonundan itibaren amca özellikle enzimlere merak sarıyor. Ve enzimlerle vitaminlerin beraber çalıştıklarını saptadıktan sonra vitaminlerin üzerinde giderek daha çok çalışmaya başlıyor. Ve bir mega vitamin teorisi geliştiriyor. Yani diyor ki kardeşim bu vitamin, özellikle C vitamini çok işe yarayan bir vitaminse biz bunu soğuk algınlığından başlayarak çok yaygın bir şekilde diğer hastalıkların tedavisinde de kullanabiliriz diye bir temel etki oluşturuyor. Vitaminlerin aynı zamanda psikolojik olarak da insanların sağlığını düzelttiği yönünde bir takım çalışmaları var. Ve 1970 yılına kadar bu amca özellikle başka bir cerrahla beraber kanser ve üzerinde çalışıyorlar. Kanser ve C vitamini üzerinde çalışıyorlar. Ve o zaman bu amca bütün bunlara rağmen, yani bütün bu ödüllerine rağmen kendisiyle dalga geçiyorlar kanser ve C vitamini nasıl olur diye. Fakat aradan yıllar geçtikten sonra 2005 yılından itibaren özellikle C vitaminin bazı kanser türlerinde, ki onları da göreceğiz, tedavide etkili olabileceği ortaya çıkıyor. Sonrasında geliyoruz 2020 yılına. Covid belasında da aynı şekilde yüksek doz C vitamini kullanılmış. Şimdi isterseniz ben burada amacım size bilmediğiniz bir takım şeyleri aktarmak ve onlarla devam etmek. Arada da küçük eski bilgiler üzerinden gidebileceğiz ama temel olarak size C vitaminine 2020 yılı, bir yılı bakışını size sunmak istiyorum. Şimdi gelin isterseniz olaya tersten başlayalım, dozla başlayalım. Nasıl dozla başlayalım? İlk önce 60 mg denmiş vitamin C'ye, sonra ondan sonra 90 mg'a çıkartılmış. Şimdi özellikle eğer herhangi bir şekilde yakınınızda, şurada burada dolapta eğer bir vitamin C varsa, vitamin C içeren bir tablet varsa lütfen onun içeriğine bakmanızı rica ediyorum. Çünkü bu dozun niye önemli olduğunu biraz sonra bioavailability'de, yani biyo yararlanım konusunda tekrar gündeme gelecek. Fakat özellikle Covid salgını sırasında ARDS'e gelişen daha önceki hastalarda ve septik şok hastalarında ne kadar dozda kullanılmış? İşte yüksek doz vitamin C dediğimiz zaman hadise değişiyor. Neden? Çünkü şöyle, burada söz konusu olan hadise 100 miligram bölü kilogram. Yani 70 kiloluk bir kişi için 7 gram C vitamini. Ve üstüne üstelik bu 7 gün uygulanacak. Yani bu kadar yüksek dozdan bahsediyoruz. Yüksek doz dediğimiz zaman boru değil, bu kadar yüksek bir doz karşı karşıyayız. Şimdi bu rakamlar şöyle bir kenarda dursun. Günlük 90 mg olduğunu görürsünüz. Ve aynı zamanda şöyle bir durum söz konusu. Eğer yarım kivi yerseniz günde, bu sizin C vitamininiz için yeterli. Onu da bir dipnot olarak ekleyelim. Biyo yararlanım konusuna gelince bir kere bizim bir şanssızlığımız var. Örneğin hayvanlar kendileri C vitamini sentezleyebiliyorlar. Fakat buna karşın biz tamamıyla diyete bağlıyız. Yani insanların şanssızlığı bu. Hayvanlar insandan bu konuda daha üstün. Fakat iş o kadar değil. Neden? Çünkü bizim şöyle bir özelliğimiz var. Biz vitamin C'yi recycle ederek, yani dönüştürerek kullanma şansına sahibiz. Yani atmıyoruz, geri alıyoruz ve mümkün olduğu kadar bundan faydalanmaya gayret ediyoruz. Niye diyeceksiniz? Bir kere şöyle bir olay söz konusu. Genellikle hayvanlara bakıldığı zaman durum şöyle. Genellikle hayvanda beyinde, adrenal glandde, böbrek üstü bezinde yaygın bir şekilde bulunuyor. Aynı zamanda buna ek olarak karaciğer ve akciğerde de vitamin C depolanıyor. Fakat insandaki özellik nedir? İnsanda özellikle kaslarda çok ciddi bir şekilde depolandığını söylememiz gerekiyor. Ve herhangi bir şekilde vitamin C eksikliği olduğu zaman hemen kastan vitamin C salınıyor. Ve bizim depolarımız aslında kasta. Ve kasta olduğundan dolayı herhangi bir şekilde eğer bizim plazma konsantrasyonumuz vitamin C açısından düştüğü andan itibaren hemen kas anında elindeki avucundaki bütün vitamin C'yi dolaşıma veriyor. Ve biz herhangi bir şekilde bir vitamin C'yi alabilmemiz için 4 önemli aşama var. Bunlardan bir tanesi emilim. İkincisi transport, yani hücrelere taşınması. Üçüncüsü renal reuptake, yani böbreklerden geri alımı ve idrardan atılım. İşte burada tamamıyla vitamin C'ye özel bazı sodyum bağlantılı, sodyum bağımlı, sodyum dependent vitamin C transporterları var. İşte bu transporterlar böbrekten atılmakta olan C vitaminini toplayıp tekrar geri getiriyorlar. Ve bu bizim için çok önemli bir hadise söz konusu burada. Çünkü bu sayede biz çok uzun dönem vitamin C'siz kalsak bile idare etme şansına sahibiz. İşin kritik noktası bu. Eğer herhangi bir şekilde biz normalde 100 mg civarında bir C vitamini aldığımız zaman özellikle plazma konsantrasyonunu 70 ila 80 mikromol düzeyinde tutabiliyoruz. Mikromol bölü litre. Yani hiç öyle abartmaya gerek yok. Fazla C vitamini almanıza gerek yok. Ama 100 mg'la bazıları bunu 400'e kadar da çıkartabilir. Fakat bunun ilaç endüstrisinin bir oyunu olma ihtimali var. Onu da sonra değiniriz. Ama bu düzeyde, yani minimum düzeyde bir vitamin C aldığınız zaman özellikle sodyum bağlantılı vitamin C transporterları aracılığıyla biz plazma düzeyimizi mutlaka ve mutlaka tutturuyoruz. İşte geldik şimdi işin püf noktalarından bir tanesi. Bilmediğiniz noktalardan bir tanesi. Şimdi bu bir yararlanım dedik. İnsan aynı zamanda vitamin C'yi çok ciddi bir şekilde geri dönüşüme tabi tutuyor ve ondan sonra da bunu kullanıyor dedik ya. Bakın çok ilginç bir şey var bu konuda. Eğer ben 500 mg'ın üzerinde C vitamini almaya başlarsam günde, bu biyo yararlanım neredeyse %100'e yakın olan biyo yararlanım %30'a düşüyor. Bakın ciddi bir çelişkiyle karşı karşıyayız değil mi? Hem yüksek doz C vitamini dedik. Ondan sonra 100 mg dedik. Arkasından da ilaç endüstrisi vesaire dedik. 500 mg'ın üzerine çıkıldığı andan itibaren de bizim biyo yararlanımımızın %30'a düştüğünü söyledik. İşte bu da ilginç noktalardan bir tanesi. Peki niye yüksek doz C vitamini biz önereceğiz veya ilerleyen dakikalarda bunun üzerine değineceğiz. Orada tekrar bu konuya, doz konusuna geri döneceğiz. Bazılarını sorabilir. Ya bu sodyum transporterlarımız falan vardı. İşte sodyum transporterlarımızın sıkıntısı burada ortaya çıkıyor. Çünkü bu arkadaşlar 100-400 mg doyunda tam %100 doygunluğa erişiyorlar. Ve ondan sonra artık görevlerini bırakıyorlar. 500 mg'ın üzerine çıkıldığı andan itibaren ne oluyor? Hadise daha kötü oluyor. Ve sonuçta renal uptake duruyor. Ve biz idrardan bol miktarda C vitamini kaybediyoruz. Ve ondan sonra bizim plazma konsantrasyonumuza aldığımız ekstra C vitaminin herhangi bir şekilde etkisi olmuyor. Ve biraz evvel söylemiştik, 70-80 mikromol'den bahsetmiştik. Gerçekten bir C vitamini eksikliği olabilmesi için bunun 23 mikromol'den düşük olması gerekiyor. Bakın 23, 70-80. 70-80 doygunluk. 23'ün altına düştüğü zaman vitamin C eksikliğinden ancak o şekilde bizim bahsetmemiz gerekecek. Şimdi efendim 90 mg gün erkekler için geçerli. Kadınlara genellikle 60 mg gün, bazı Avrupa ülkelerinde 75 mg kadınlar için öneriliyor. Yani kabaca bunu 100'e 75 olarak hatırlayabilirsiniz. Çocuklar için de ayrı ayrı bir takım önerilerde bulunuyor. Ve burada önemli olan iki farklı nokta var. Bunlardan bir tanesi yaş. Çünkü ileri yaşta bunun dozunun 120 mg olması gerektiği söyleniyor. İkincisi ise gebelik ve onunla ilgili olarak laktasyonu da ekleyelim. Ve önemlisi sigara. Sigara içenlerin daha yüksek dozda C vitamini almaları gerektiği söyleniliyor. Bu genellikle atlanan şeylerden bir tanesi. Niye erkeklerde daha fazla gerekiyor? Çünkü kas kitlesi daha fazla. O yüzden daha fazla C vitamini ihtiyacı olduğu söyleniyor. Bir de tabii burada söylenmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi de bu aldığınız C vitaminin normalde doğal formuyla alınması gerektiği öneriliyor. Hiçbir şekilde C vitamini supplement olarak, yani takviye gıda olarak dünyadaki bütün kuruluşlar tarafından önerilmez. Ama dediğim gibi bilimin değişkenliğini de burada küçük bir not olarak tekrar size hatırlatmak istiyorum. Sigara içenlerde ekstra vitamin söz konusu olduğu zaman erkeklerde bu 90 mg'ın 150 mg'a kadar çıkartılması gerektiği söyleniyor. Bunun çoğunun sebebi de tahmin edebileceksiniz sigaranın yarattığı oksidatif stres ve buna bağlı olarak serbest oksijen radikallerinde olan artış. O yüzden sigara içenlerin normal 90 mg'lık dozunun 2'ye ek doz halinde, kimisi 120 diyor ama 150 mg daha çok akılda kalacak şekilde, dediğim gibi %75'i ideal. Sigara içenlerde de 150 bence hatırlanması uygun iki rakam. Vitamin C ile bağışıklık sistemi birleşiminde karşımıza çıkan önemli bir takım bizim hücrelerimiz var. Bunların içerisinde başta lökositler geliyor. Ve lökositlerden farklı olarak da söyleyebileceğimiz nötrofiller, lenfositler çok daha önemli. Ve vitamin C ile ilgili ilginç hadiselerden bir tanesi, bunlarda plazma konsantrasyonuna göre nötrofil ve lenfositlerin içerisinde 50 ila 100 kat daha fazla bir yoğunluk olduğunu söylemem gerekir. İşte aslında bu bile tek başına işin ne derecede önemli olduğunu ortaya çıkartıyor. Şunu söylememiz gerekir ki özellikle bağışıklık sisteminde bir inflamasyonun başlangıç aşamasındaki bu hücrelerin önemini göz önüne alırsanız özellikle bizim enfeksiyonlara karşı korunmamızda ne derece önemli oldukları ortaya çıkar. Ve bunların içerisinde özellikle nötrofillerin büyük özelliği var. Neden? Çünkü vitamin C nötrofillerin fagositik özelliklerini arttırıyor. Ve eğer herhangi bir şekilde vitamin C düzeyi düşük olduğu andan itibaren bu fagositik kapasite normalde artarken bu sefer ne yapıyor? Düşmeye başlıyor. Ve plazma konsantrasyonundaki bahsettiğim 23 düzeyine doğru inişiyle beraber de bu iş ortadan tamamıyla kalkıyor ve sonuçta nötrofillerde apoptozis daha ön plana çıkıyor. Ve Caspase yolu diye bir yol var. Bu yolun özellikle vitamin C eksikliğinde aktive olduğu ve sonuçta da apoptozise daha çok eğiliminin arttığı bilinmekte. Özellikle herhangi bir şekilde eğer siz gıdanıza dikkat ediyorsanız ve günlük 100 mg kadar bir C vitamini alıyorsanız özellikle nötrofillerdeki stoğun tamamıyla dolu olduğu kabul ediliyor. Ama 100 mg'ın altına inmeye başladığınız andan itibaren yavaş yavaş bu kapasitenin azaldığını da söylememiz gerekir. Fagositik özelliği bir kenara koyduk. İkincisi de migrasyon. Özellikle enfeksiyon bölgesine gidişte vitamin C'nin de çok ciddi bir rolü var. Özellikle hem nötrofiller hem de makrofajların bu konuda oldukça etkilendiğini ve özellikle kemoatraktanlar, yani enfeksiyonla beraber ortaya çıkan maddelerin üzerine doğru gitmeleri konusunda, yani o bölgeye gitmeleri konusunda, migrasyonu konusunda da vitamin C'nin oldukça önemli bir rolü var. Hatırlarsanız size ne söylemiştim? Normalde vitamin C'nin 70-80 mikromol bölü litre olduğunu söylemiştik. Ve sonuçta 23'ün altına düştüğü andan itibaren de çok ciddi eksiklikler olduğunu söylemiştik. Ve deniliyor ki özellikle hem fagositik hem de migrasyon özellikleri 50 mikromolün altına düşmeye başladığı zaman hemen etkilenmeye başlıyor. Ve özellikle 100 mg dozunu da söylüyoruz. Eğer bu doz 250'ye çıkartıldığı andan itibaren de bu hem fagositlik hem de migrasyon özelliklerinde oldukça güçlü artışlar olduğu saptanmış. Yani vitamin C'den biz yani maksimum kapasitede faydalanmak istiyorsak o zaman hani 100 mg'dan 250 mg'a doğru bir gidiş de olabilir. Hep olabilirlerle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu iş değişken. Şimdi nötrofillerden bahsettik. Bir de lenfositlerden bahsetmemiz lazım vitamin C ile ilgili olarak. Niye diyeceksiniz? Çünkü özellikle lenfositlerin maturasyonunda çok önemli özelliği var. Yani maturasyon çok daha iyi bir şekilde vitamin C desteğiyle ortaya çıkıyor. Bir de önemli özelliği şu. T helper hücrelerin subgruplarının da gelişiminde vitamin C'nin oldukça önemli etkisi olduğu saptanmış durumda. Özellikle de ve özellikle belli bazı durumlarda sitotoksik hücrelerden, sitotoksik lenfositlerden ziyade T helper hücreleri üzerinde vitamin C'nin daha etkili olduğu saptanmış. T helper'ların yanında natural killer hücreler de aynı şekilde vitamin C ile bağlantısı var. Demek ki neymiş? Bizim gördüğümüz hem nötrofiller hem lenfositler üzerinde vitamin C'nin çok ciddi bir şekilde etkisi var. Hem fagositozu artırıyor, hem migrasyonu artırıyor ve aynı zamanda lenfositlerin maturasyonunu sağlıyor. T helper ve natural killer doğuştan öldürücü olan hücreler üzerinde de son derece önemli olumlu katkısı var. Bu da hepsi bağışıklık sistemiyle ilgili tabii ki. Son olarak nötrofiller ve lökositlerle ilgili bahsederken sitokinleri de unutmamak gerekiyor. Çünkü vitamin C özellikle tümör nekroz faktör alfa ve interleukin 6 sentezinde önemli role sahip. Gördüğünüz üzere bazı şimdi bir sonraki sayfayı ancak yetiştirebileceğim. Özellikle tek başına bunlar söylenmesine rağmen C vitamininin aslında çok ince detaylar halinde bağışıklık sistemine etkili olduğunu da biliyoruz. Pek çok yol var. Bunların bir kısmını duydunuz, bir kısmını duymadınız. Ama ben size bunlardan sadece isim olarak bahsedeceğim. Ve özellikle bunu hani bir yerde sorulup sorulmayacağını asla bilmiyorum. Ama bir makale falan okuduğunuz zaman bunları görebilirsiniz. Gördüğünüz zaman şaşırmanın hiç olmazsa ne olduğunu bilin diye size burada aktaracağım. Bir de buraya küçük bir not ekleyelim. Şöyle küçük bir not ekleyelim. Özellikle vitamin C düzeyleri düştüğü andan itibaren, özellikle histaminin arttığı görülmüş. Bu da özellikle enfeksiyona karşı mücadelede negatif bir nokta tahmin edersiniz. Bunu da vitamin C'nin o karmaşık sistemin içerisine küçük bir not olarak koyalım. Hep gördüğümüz bir şey vardır, belki görmüştünüz. MAPK1, MAPK3 diye mitojen activated protein kinaz diye özel bir sistem var. Proto-onkogen, kemoreseptör tip 5, angiotensin reseptör 2 gibi bakın gördüğünüz gibi inanılmaz detaylara kadar vitamin C inmiş durumda. Bütün bu detayların ötesinde özellikle vitamin C'nin DNA ve histon bölgelerinde üzerinde etkisi olduğunu da ekleyelim. Bu bile yani tam net olarak anlaşılmamış enteresan konulardan bir tanesi. Neyse şimdi konuyu dağıtmayalım. Şimdi özellikle herkesin arasında çok yaygın bir şekilde kullanılan yani nezleye, soğuk algınlığına ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı vitamin C kullanımı nasıl oluyor? Onunla ilgili bilgiler neymiş? Onu bir görelim isterseniz. Konuyu dağıtmayalım. Tekrar ana hattımıza geri dönelim. Özellikle kış aylarında nezle, soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonları biliyorsunuz polikliniklerinin en önemli müşterilerindendir. Ve bakıldığı zaman bunlarda özellikle rinovirüslerin etkili olduğu bulunur. Ve aslında oturup da bu nezle, soğuk algınlığı olan kişilerden virüs izole etmeye kalktığınız zaman en baba ihtimalle %45'inde ancak virüs izole ettiğinizi de söylememiz gerekir. Bakın geri kalan %55'inde hiçbir şey üretilmemiş. Viral olarak bahsediyoruz. Ve şimdi dönüyoruz o 2 Nobel ödüllü o şirin amca vardı ya, Linus Pauling. Hani kanser içinde yüksek doz C vitamini kullanıyor. İşte 1970'lerde bu Linus Pauling diyor ki kardeşim diyor eğer günde 1000 miligram C vitamini alırsanız soğuk algınlığını %45 oranında önlersiniz diye bir teori ortaya atıyor. Bu teoriyi attığı andan itibaren hemen ilaç firmaları üzerine atlıyorlar ve piyasada olan C vitaminlerinin dozlarını hemen 2 katına çıkartıyorlar. Ama maalesef günümüze kadar gelen tüm çalışmalarda eğer kontrol grubuyla bir çalışma yaptığınız zaman bunun etkinliği gösterilmiş durumda. Yalnız 2 önemli grupta, özellikle ağır fiziksel egzersiz yapan kişilerde, yani atletlerde ve genç askerlerde gerekli olduğu koşullarda bu 1 mg'lık C vitamini takviyesiyle bu küçük gruplarda gerçekten soğuk algınlığı ve nezlenin ciddi bir şekilde önlendiği ortaya çıkmış. Ama normal popülasyon için böyle bir şey geçerli değil. Hani derler ki nezle normalde kendi halinde hiç tedavisiz bir haftada geçer, tedaviyle 7 günde geçer diye bir kural vardır ya, aynen bu durumda söz konusu olmuş. Genel popülasyonu inceledikleri zaman ortaya çıkan tabloda şu olmuş, 2 grama kadar çıkmışlar, bakın 2 grama kadar C vitamini vermişler. Fakat bu çift kör kontrollü çalışma gruplarında herhangi bir etkisi olmadığı ortaya çıkmış. Yalnız ve yalnız eğer ben bunun içerisine C vitamini ekleyeceksem, demin söylediğim şeyin tersini söylemek zorundayım. Nezlenin süresini azaltıyor. Az miktarda fakat ciddi bir şekilde bulgu var. C vitamini takviyesinin nezlenin süresini azalttığı söz konusu olmuş. Özellikle C vitamini 1 gram düzeyinde ve onun üzerinde kullanıldığı zaman nezlenin süresinin azaldığını bir küçük dipnot olarak buraya ekleyelim. Bazı çalışmalarda da nezlenin süresiyle beraber şikayetlerin şiddetini de azalttığı iddia ediliyor. Demek ki neymiş? Bizi koruma ihtimali söz konusu değil ama eğer nezle soğuk algınlığı söz konusu olduğu zaman, üst solunum yolu enfeksiyonu söz konusu olduğu zaman ancak ve ancak 1 gramı geçmeyecek durumlarda nezlenin süresi azaltılıyor ve şikayetler de azalıyor. Demek ki böyle bir durumda önerilecek dozun 1 gram olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani biraz evvel atletlerde ve askerlerde etkili olduğunu söylemiştim ya, orada kullanılan doz ise dehşet, 6 gram kadar. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Fakat bu 6 gram dozuna rağmen tekrar genel önerilere bakıldığı zaman bu grup içinde gene 1 gram önerilmekte. Yani 6 gramlık olan çalışmada %80 oranında soğuk algınlığı azaltılmasına karşın genelde önerilen doz böyle koruyucu atletlerde, dışarıda eğitim yapan askerlerde 1 gram günlük takviyenin soğuk algınlığının önlediği biliniyor. Bu sayfayı tamamlamadan küçük bir ek daha yapalım. Pnömoni ve ARDS konusunda da bir takım çalışmalar yapılmış. Özellikle pnömoni konusunda C vitamininin çok etkili olmadığı düşünülüyor. Soğuk algınlığı ve nezleden farklı olarak. Özellikle hemofilus, influenza ve streptokok pnömonileri, biliyorsunuz bu pnömonilerde çok ciddi şekilde mortalite nedenidir. O yüzden bu konuda da çalışma yapılmış ama bu konuda tam olarak ciddi bir etki saptanmamış durumda. Aslında pnömoni olanların ARDS dönüşümü konusunda bir umut söz konusu olsa da çok ciddi anlamda bu konuda elimizde yeterli bilgi yok. Vitamin C ve ARDS, septik şok ve SARS enfeksiyonlarında kullanılmış. En son da COVID-19, aslında bunlar biliyorsunuz akraba. Bazı çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarda söylediğim gibi günde 100 mg bölü kilogram dozunda 7 gün boyunca kullanılmış. Bazı çalışmalarda pozitif sonuçlar elde edilmiş, bazı çalışmalarda ise negatif sonuçlar elde edilmiş. Yani kontrol grubuyla arada büyük bir fark olmadığı da görülmüş. Özellikle Çin'de ilk başlangıcında bu salgının biliyorsunuz kullanılacak çok fazla ilaç olmadığından dolayı gene vitamin C'ye bir geri dönüş olmuş. Şimdi özellikle COVID-19 söz konusu olduğu zaman bunları bir takım alt risk gruplarına ayırmışlar. Örneğin mesela obez hastalara bakmışlar. Tip 2 diyabet mellituslu hastalara bakmışlar. Daha önce kardiyovasküler hastalığı olan, özellikle hipertansiyon olan hastalara bakmışlar. Ve burada hedefledikleri hadise şu. 1. Özellikle mortalitenin düşüşü. İkincisi yoğun bakımda ventilatör süresinin düşüşü. Bunları incelemişler. Bazı çalışmalarda hakikaten mortalite %30'a kadar oranda düşmüş. Ventilatör süresinin düştüğü konusunda çok ciddi çalışmalar var. Ama bütün bunların hepsi her seferinde çok yaygın bir şekilde gösterilememiş. Dolayısıyla C vitamininin aslında etki mekanizmalarının inflamasyon üzerindeki etki mekanizmasının ne kadar karışık olduğunu düşünürseniz bu işin o kadar da kolay olmadığını tahmin edebilirsiniz. Ve özellikle şunu söylememiz gerekir ki bu kullanılan dozlarda da çalışmalarda kullanılan dozlar yani mesela 100 mg gün dedik yani 70 kilo için 7 gram ama bazı çalışmalarda mesela 2,6 gram gibi bir takım tedaviler kullanılmış. Dolayısıyla çok değişken birbirleriyle böyle çok ciddi bir şekilde araştırma yapılacak nitelikte olan hadiseler söz konusu değil. Evet, C vitamini için böyle küçük bir not hazırladık. Umarım bilmediğiniz ya da daha önceden duymadığınız bir takım konular hakkında size kısa bir bilgi verebilmişimdir. Onu düşünüyorum. Şimdi bu hikayeyi tamamladığımıza göre normal bizim eski konulara da devam edebiliriz. Ben aslında işte zaman zaman ilgi çeken konularda bunları takip ediyorum efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın, başarılar.